konuştuk, yapısını konuştuk, istirahat membran potansiyelini konuştuk. İletim şeklinin ana prensiplerinden bahsettik. Artık sinir sisteminin şöyle bir önce hücresel, histolojik bazda, sonra fizyolojik, elektrofizyolojik bazda detaylarını konuşalım. Şimdi 10 milyar hücre yaklaşık. Anatomik olarak merkezi, periferik anatomistler bölüyorlar. Eyvallah, tamam. Sinir dokusu nöronlar ve nöroglial hücrelerden oluşuyor. Temel fonksiyon hücrelerimiz nöronlar, destek hücrelerimiz nöroglial hücrelerimiz. Şimdi nöronlar direkt olarak kan damarlarıyla bağlantılı değildir. Birbirinden kan beyin bariyeriyle ayrılmıştır. Kan beyin bariyerinin yapısında hangi tipte bağlantı vardı? Hangi tipte bağlantı vardı? Bariyer yapısında hangi tipte bağlantı vardı? Yazıyorum bir yandan da. Sistem bekliyorum. Zonula. Oculus değil mi? Bravo. Oculus. Birazdan bağlantı kısmında bir katkı yapan başka bir elemandan daha bahsedeceğiz. Şimdilik Oculus cepte kalsın. Zonula Oculus. Nöronlar direkt olarak kan damarıyla bağlantı halinde değillerdir. Arada bariyer yapıları vardır. Nasıl yani? Şunu bir nöron gibi düşünün. Ben çizmeye çalışayım kendimce. Bu dendrit olsun, bu dakson olsun. Şurada bir kapiller yatak olsun. Tamam, kapiller yatak. Bu kapiller yatak hiçbir suretle nörona doğrudan temas etmez. Ya araya okludens tipi bir bağlantı girer ya da araya başka bir yıldızlı yapı girer. O yıldızlı yapının ne olduğunu birazdan konuşacağız. Şimdi temel fonksiyon hücrelerimiz nöronlar, destek hücrelerimiz nöroglial hücreler. Normalde bir nöron başına 10 tane destek hücresi kadar düşer yaklaşık merkez sinir sisteminde. Ancak nöroglial hücreler küçük olduğu için ebat olarak az bir yer tutarlar. Merkezi sinir sistemi gri ve beyaz madde olarak histolojik olarak ikiye ayrılabilir. Gri cevher, gri maddede ne var? Nöron gövdeleri ve nöroglial hücreler var. Beyaz cevherde ne var? Nöronların uzantıları ve glial hücreler var. Sinir hücresi nöron, sinir hücresinin membranı nörolemma, gövdesi soma ya da perikaryon, fibrili de nörofibril. Bu yapıları dıştan içe doğru saran zar yapılar var. Anatomiden biliyorsunuz, meninxler değil mi? Beynin zarları. Dura, araknoid, pia. Dıştan içe doğru dap oluyor. Dura, araknoid, pia. Dura mater en dıştaki katman ince bir subdural aralıkla araknoidden ayrılıyor. Araknoid, subaraknoid aralık. Merkezi sinir sistemini travmadan koruyan hidrolik bir yastık. Burada boz var değil mi? Araknoid vilüslerle venösünüslerdeki kana geri emiliyor. Plexikoroideslerden salınıyor. Tekrar venös sisteme bir döngü halinde. En içte pia var. Çok sayıda kan damarı içeren gevşek bir bağ dokusu. Sinir dokusuna oldukça yakın ama yine de elbette temas etmiyor bariyer yapısından ötürü. Gövde, soma dedik, bir de dendrit ve akson olmak üzere dallanmaları. Akson sinir hücresinde tek sayıda uyarıları somadan diğer hücreye taşır. Dendrit uyarıyı perikaryona getiren çok sayıda uzantı. Yani ne demek? Bir nöronda aynı nöron üzerinde ileti dendritten aksona doğrudur. Dendrit uyarıyı alır, perikaryona getirir. Akson onu diğer hücreler. Yani aynı hücre üzerinde dendritten aksona doğrudur. Hücre arasında da zaten bağlantı var. Peki uzantılarına göre işte bunlar 1, 2, 3, 4, 5 yıldızlı bilgi şimdi geliyor. Uzantılarına göre nöronlar. Uzantılarına göre nöronlar unipolar, bipolar ve multipolar nöronlar. Unipolar, bipolar ve multipolar nöronlar arkadaşlar şöyle çok önemli. Neden çok önemli? Çok soruldu, yine sorulur. 1. Unipolar veya pseudo-unipolar nöron. Burada ne var arkadaşlar? Bakın. Tek bir akson uzantısına sahip, uzantı somadan çıktıktan sonra T şeklinde dallanır. Nasıl? Şu. Bakın tek bir aksonal uzantısı var. En sağda gördüğünüz, sonra T şeklinde dallanıyor. Bipolar nörona baktığımız zaman ortada bir tane gövde soma var. Bir ucunda dendrit, bir ucunda akson var. Değil mi? Bir tane dendrit, bir tane de aksonu. Bipolar çift kutuplu, yani bir kutbunda dendrit var, bir kutbunda akson var. Bir de multipolar nöron var. Gövde kısmından çok sayıda dendritler çıkıyor. Bu dendritler çok sayıda sinapslar yapıyor ve bir tane de akson var. Aksondan da diğer hücrelerle sinapslar var. Peki yapılarını anladıktan sonra esas önemli olan kısım şu. Bunların tipik örnekleri nerededir arkadaşlar? İşte 5 yıldızlı bilgi burada. Unipolar nöronlar medulla spinalis'in arkasında yerleşmiş duyu ganglionlarında bulunur. Lütfen not alın. Medulla spinalis'in arkasında yerleşik duyu ganglionlarında bulunan nöron tipi unipolar. Bipolar nöronlara geldiğimiz zaman somanın karşılıklı kutbundan bir dendrit, bir de akson çıkıyor. Bunlar hangisi? Özel duyu diye aklınızda kalsın. Ne var? Retinadaki bipolar nöronlar görmeyle ilgili değil mi? İşitmedeki yani özel duyuyla ilgili bipolar nöronlar burada. Ve multipolar nöron bir tane aksonu var. Şuradan da bir dolu dendriti çıkıyor. Buna da en güzel örnek bizim motor nöronlarımız değil mi? Motor nöronlarımız multipolar tiptedir. Yine medulla spinalis'in ön boynuz hücreleri yani motor nöronlarımız. Korteksteki piramidal hücreler. Cerebellum'daki Purkinje hücreleri, bunlar hep multipolar tipte nöronlardır. Korteksteki piramidal hücre, cerebellum'daki Purkinje hücresi, bizim motor nöronlarımız multipolar tipte nöronlardır. Refleks hakkında bulunduğu yere göre aferent, ara nöron, motor nöron. Motor nöron neydi? Kasa, efektör organa kasılma emrini götüren, aferent nöron duyuyu getiren, ara nöron ikisi arasında bulunan refleks hakkındaki nöron. Şimdi histoloji kısmına bakalım. Perikaryon genel olarak iri bir nükleosu var. Nükleolus belirgin büyük. Granül endoplazmik iletikulum iyi gelişmiş. Ve sisterler arasında çok sayıda ribozom var. Bunlara ne diyoruz? Nissl cisimcikleri değil mi? Sinir hücresinde, sinir dokusunda granül endoplazmik iletikulum sisterler üzerinde yerleşik serbest ribozomlara Nissl cisimcikleri deniyor. Nissl cisimcikleri çıkmış tutusu perikaryon ve dendritin perikaryona yakın kısmında bulunur. Dendrit uçlarında ve aksonda bulunmaz. Nissl cisimciği dendrit uçlarında ve aksonda bulunmaz. Golgi kompleksi ve mitokondri açısından yine oldukça gelişmiştir. Aksonun hemen hemen tamamı nörofibrillerle doludur. Nörofibrillerneye yarıyordu? Konuşmuştuk bunları. Taşınmada değil mi? Hücre içi metabolitlerin, sentezlenen maddelerin transportunda görev alıyor. Merkez sinir sisteminde perikaryonlar bir araya gelerek ayrı topluluklar oluşturur. Bunlara nükleus adı veriliyor. Değil mi? Nükleus. Periferik sinir sisteminde perikaryonlar bir araya gelirse ganglion adını alır. Dendritlere gelecek olursak, dendritler perikaryondan çıkan çok sayıda diken sitoplazmik çıkıntılar, iletiği alan çıkıntılar bunlar. Sinaps yapma şansı tanırlar. Dendritlerde özellikle perikaryona yakın bölgelerde bazı organeller görülebilir. Dendrit uçlarında yine Nissl cisimcikleri olmaz dedik. İlk çıkan dendrit primer dendrit, onlardan dallanarak sekonder dendrit, onların üzerinde de dikensi çıkıntılar, gemmül ya da spinalar, bunlar sinaptik bağlantı bölgelerini oluşturmak üzere yapılaşmış, dallanmış uzantılar. Tamam. Ve geldik aksona. Nöronların tek ve uzun uzantıları perikaryondan akson tesadüf verilen bir şişkinlikle ayrılıyorlar. Nissl cisimciği içermiyorlar. Akson iletinin diğer hücreye aktarıldığı kısım. Aksoplazmada bakın Nissl cisimciği yanında başka ne yok? Golgi, yağ ve pigment damlacıkları içermez. Aman dikkat. Nissl cisimciği aksonda yok. Golgi kompleksi yok. Yağ damlacıkları, pigment damlacıkları yok. Miyelin ya da miyelinsiz olabilirlerdi dedik. Miyelinsiz olanlarda akson çapı ne kadar kalınsa ileti o kadar hızlı. Miyelin olanlarda zaten ileti oldukça hızlı. Ranvier boğumlarında sıçraya sıçraya giderler. Miyelinleşmenin başladığı akson kısmı başlangıç segmentidir. Aksonlar sonlanacağı bölgeye yakında çok sayıda kollateral dal verir ki bunlara telodendron adı veriliyordu. Nasıl ki perikaryonlar bir araya geldiğinde santral sinir sisteminde nükleus, periferik sinir sisteminde ganglion adını alıyordu. Aksonlar santral sinir sisteminde traktus, periferik sinir sisteminde de nervus adını alır bir araya geldiklerinde. Buraya bir yıldız atmanızı istiyorum. Histolojide önemli olabilir. Bu gördüğünüz bir tane sinir değil mi? Bu bir nervus. Sinir liflerine bakın. Her bir sinir lifi endonöryum adı verilen tabakayla örtülü. Lifler bir araya geldiğinde bir fasikülü oluşturduğunda saran yapının adı perinöryum. Fasiküller bir araya gelip araya vasküler yapılar ve yağ da girdiğinde üçünü saran yapı epinöryum. Endonöryum, perinöryum, epinöryum. İçten dışa doğru epe oluyor değil mi baş harfleri? Endo, peri, epi. Baş harfleri epe oluyor. Bir sinir lifi, fasikülü ve sinirin tamamını örten. Burada vasküler yapılar epinöryumun altında, dikkat edin. Buraya dikkat edin. Epinöryumla perinöryum arasında vasküler yapılar ve yağ dokusu bulunmaktadır. Ve miyelin dedik, ileti hızının artırılmasından sorumlu yapı. Merkezi sinir sisteminde ve periferik sisteminde miyelin oluşumundan sorumlu hücreler farklıdır. Merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfı oligodendrositler oluştururken periferik sinir sisteminde miyelin kılıfı Schwann hücreleri oluşturur. Bunların özelliklerini birazdan konuşacağız. Nöroglial hücreleri konuşurken. Periferik sinir sisteminde miyelin kılıfı Schwann, merkezi sinir sisteminde oligodendrosit. Peki miyelin kılıf nasıl oluşuyor? Bahsi geçen destek hücrelerin Schwann olsun, oligodendrosit olsun, akson çevresinde defalarca dön sıkışmasıyla sitoplazmaları hücre içine itilir, zardan oluşan bir yapıya dönüşürler. Kılıfların oluşması sırasında bazen arada Schwann hücre sitoplazma kalıntıları kalabilir. Bunlara Schmidt-Lanterman yarıkları adı veriliyor. Schmidt-Lanterman yarığının önemli bir tane özelliği var. O da nedir? Schwann hücre artı olmasıdır. Buradan gelecek soru nedir? Schmidt-Lanterman yarığı nerede bulunur, nerede bulunmazdır? Madem ki Schwann hücre artığı merkezi sinir sistemin Schwann değildi, oligodendrositti. Demek ki Schmidt-Lanterman yarığı periferik sinir sisteminde bulunuyor. MSS'de Schmidt-Lanterman yarığı olmaz. Çünkü MSS'de miyelinleşmeden Schwann sorumlu değil. Oligodendrosit sorumlu. Periferik sinir sisteminde Schwann hücresi toplazmaları artıkları Schmidt-Lanterman. Bunu aklınızda kalsın. Ve bir diğer fark, oligodendrositler merkez sinir sisteminde miyelinleşmeden sorumlu birden fazla aksonu miyelinize edebilirken Schwann hücreleri sadece üzerinde bulunduğu aksonu miyelinize eder. Peki artık gelelim nöroglial hücrelere. Nöroglial hücreler soru potansiyeli açısından nöronların kendisinden daha fazla bilgi içerirler. O yüzden nöroglial hücrelere yıldız atmak gerekir. Birinci önemli özellik. Nöronların aksine bunlar destek hücreleri olduğu için primer sinir sistemi hücreleri olmadığı için bölünebilme, çoğalabilme, farklanabilme yetenekleri vardır. Nöronların aksine mitotik bölünmeye uğrarlar. Esas olarak oligodendrosit, mikroglia, astrosit ve ependim hücresi olmak üzere 4 tanesinden bahsedeceğiz. İlki astrositler. En önemli özelliklerini hemen söylüyorum. Glia hücrelerinin en büyüğü. Uzantılarına göre fibroz ya da protoplazmik astrosit olarak ikiye ayrılırlar. Bakın, astrositlerin genişlemiş pedikülleri yani vasküler son ayaksız çıkıntıları tüm kan damarlarını çevrerler. Bunu nasıl yapar, niye yapar? Kan beyin bariyerine katkı sağlamak için. Astrositin en önemli ilk özelliği bu. 1. Kan beyin bariyerine okludens tipi bağlantıyla beraber katkıda bulunan destek hücresidir. Çok önemli. 3 yıldızlı bilgi. 2. Merkezi sinir sistemindeki hasardan sonra hasar yerinde skar dokusunun oluşumundan sorumlu hücredir. Bunun adı MSS'de gliozittir. Sorumlu hücre astrosittir. İkinci en önemli bilgi. Bu ikisi de çok çok önemli. 1. Astrosit gliozisten sorumlu hücre. 2. Kan beyin bariyerine katılan destek hücresi. Oligodendroglia ve astrositlerin ikisine beraber makroglia deniyor. İkisi de ektodermden gelişiyor. Astrositler bunun yanı sıra çok önemli 3-4 tane daha özelliği var. Potasyum iyonuna geçirgenliği fazladır. Nöronlara substrat desteği sağlarlar ve glutamattan glutamin sentezi gerçekleştirirler. Çok önemli özellikler. Kan beyin bariyerine katılır. Gliozisten sorumludur. Nöronlara substrat desteği sağlarlar. Glutamattan glutamin sentezi yaparlar. Beşincisini gliozit değil mi? Gliozit'i de eklediğiniz zaman astrositin 5 tane en önemli özelliği. Gelelim ikinci destek hücresi oligodendroglia. Astrositler gibi uzun uzantıları yok. Az sayıda kısa uzantıları var. Hem gri cevher hem de beyaz cevherde bulunuyor. En önemli özelliği nedir? Miyelin yapımının merkezi sinir sistemindeki sorumlusudur. Periferik sinir sistemindeki analoğu Schwann hücresidir. Oligodendrogliaların bir de nogo faktör adı verilen sentezledikleri bir şey var. Nogo faktör kesilen bir sinir lifinin yeniden rejenerasyona uğramasını önleyen faktördür. Nogo faktör oligodendrositler tarafından salınır. Kopan, kesilen bir sinir hücre segmentinin yeniden rejenere olmasını engelleyen faktör oligodendrositler tarafından salınır. Oligodendrositler de yine ektoderm kökenlidir. Bir diğer üçüncü destek hücremiz mikroglia. Mikroglia ayrıcalık arz eden bir şeydir, hücre tipidir. Merkezi sinir sisteminin makrofajlarıdır. Bu yani kan kökenlidir. Ektoderm değil mezodermden gelişirler. İşte bu da size buradaki en önemli 5 yıldızlı bilgi. Mikroglia santral sinir sisteminin makrofajıdır. Destek hücresi olmakla beraber, santral sinir sistemi hücresi olmakla beraber ektoderm kökenli olmayan tek farklı kökenden gelişen hücredir. Kan hücresi gibi düşünün bunu. Makrofaj çünkü bu. Mezodermden gelişir. 5 yıldızlı bilgi burası. Başka ne gibi önemli özelliği var? En küçük glia hücrelerdir. Adı üstünde mikroglia. Hem gri hem de beyaz cevherde bulunur. Tamam. Efendim hücrelerine geldik. Merkez sinir sistemindeki boşlukları döşeyen prizmatik epitel hücrelerdir. Bunları nöroglia içerisinde değerlendirmek mümkün. Ventriküller ve spinal kordu döşerler. Bu boşluklar biliyorsunuz boz ile devinim halinde. Bozun hareketine yardım eden hareketli silahlara sahiptirler. Değişik bölgelerde boz üretmek üzere modifiye olmuşlardır. Plexus koroideuslardan bahsediyoruz, değil mi? Plexus koroideusları döşeyen efendim hücreleri plazmanın aynı zamanda süzülüp ventriküllere geçişinden de sorumlu. Periferik sinir sistemindeki glial hücrelerden de sadece Schwann ve satellit hücreler bulunuyor. Destek hücrelerimiz ana özellikleriyle böyle. Gelelim duyu sinir sonlanmalarına. Duyu sinir sonlanmaları aferen sonlanmalar. Yani duyuyu alıp anlamlandırılmak veya yanıt oluşturulmak üzere ileten, alan hücreler, aferent hücreler. Bunlar neler var? Ağrı var, dokunma var, basınç, ısı, tat, koku gibi bir dolu uyaranlar var. Bunları aksiyon potansiyellerine çevrilip, iletip gerekli sinyalleri oluşturmak üzere farklanmış yapılar. Değil mi? Duyu sinir sonlanmalar. Deri duyuları ağrı, sıcaklık, soğukluk, mekanik duyular. Ağrı bunlardan başlıcası ne olması lazım? Önce temas duygusu olması lazım, değil mi? Sonra basınca dönmesi lazım. Daha sonra ağrıya dönüşür. Mekanik duyuların içerisinde vibrasyon, basınç ve temas duyuları var. Vibrasyonu hangisi alıyor? Pacini korpüskülü, kapsüllü ve fazik bir reseptör. Basınç Ruffini korpüskülü ile alınıyor. Eklemlerde, derin dokularda fazla. Temas duyusu Meissner cisimciği ve Merkel diskinci alınıyor. 2 nokta diskriminasyonundan da yine Meissner cisimciği sorumlu. Sıcaklığa baktığımız zaman burada da termoreseptörler var. Sıcak ve soğuğu algılayan 2 farklı reseptör vardır. Sıcak reseptörleri 30'da başlar, 47'de biter, 47'den sonra ağrıya döner. Soğuk reseptörleri 15'te başlar, 42'de sonlanır. 15'in altında yine ağrı gibi algılanmaya başlanır. Dikkat ederseniz 30-42 arasında hem sıcak hem soğuk beraber çalışır ve bu dereceler arasında adaptasyon olur. Değişmelere de en hassas olan kısımdır. Beyine sıcaklık duyusu Tractus spinotalamicus lateralis ile, değil mi? Dokunma basınç Tractus spinotalamicus anterior, ağrı ısı Tractus spinotalamicus lateralis ile iletiliyor. Ağrının rol oynayan Substance P var, nörotransmitterimiz. Organizmayı zararlı uyaranlara karşı koruyan aslında bir adaptasyondur. A delta ve C lifleri tarafından üretilir. Lif kalınlıklarına göre inceden kalına, kalından inceye A, B, C diye gider. A lifleri en kalındır, C lifleri en incedir. A liflerinin delta olanları aynı zamanda miyelinlidir, C lifleri de miyelinsizdir. Şimdi temel ilke neydi? Miyelinli liflerde ileti hızı yüksek, miyelinsizlerde yavaş. Miyelinsiz olanlarda da kalın olanlarda nispeten hızlı, ince olanlarda daha da yavaş. C lifleri hem miyelinsiz hem de ince olduğu için iletinin en yavaş olduğu lif şeklidir. İleti tam olarak lokalize edilemez. Künt, yansıyan ağrının iletildiği lif şekli C lifidir. A delta ise keskin, lokalizasyonun tam olduğu hızlı, miyelinli ağrı ileti lifleridir. 2 nokta duyusu deriye 2 uyarının ayrı ayrı hissedilebildiği minimal uzaklıktır. En fazla diye parmak ucunda ve dudaktadır. Yani şöyle hassasiyet en fazla buradadır. 2 nokta diskriminasyonun miktar olarak en küçük olduğu yarım santime kadar düştüğü yer dil, parmak uçları ve dudaklardır. Medial kısımlar, hareketli kısımlar buraya daha hassas. Sırt, işte ayak tabanları gibi kısımlarda 2 nokta diskriminasyon hassasiyeti azalmıştır. Duyu sinir sonlanmaları, işte serbest sinir sonlanmaları ağrısı gibi. Merkel cisimciği, Meissner korpüskülü gibi dokunma. Vater Pacini cisimcikleri, vibrasyon. Ruffini korpüskülü, sıcaklık. Kraus korpüskülü, soğukluk. Kas iyiciği ve Golgi tendon organı da yine eklem ve kasların hareket ve pozisyonunda görevli duyu sinir sonlanmaları. Liflerine göre dedik ki kalından ince ABC diye gidiyor. C lifleri bir de miyelinsiz. O zaman en hızlı ileti A'da, en yavaş ileti C'de oluyor. Peki bunları bir açalım. A liflerini alfa, beta, gamma, delta olarak 4 gruba ayırıyoruz. A alfalar iskelet kasının motor sinir. 1A, 1B lifleri bu gruptan. Hangisiydi bu 1A, 1B'ler? 1A kasiyicinin, 1B Golgi tendon organının aferent lifi. A betalar dokunma ve basınç duyusunu alan lifler. A deltalar da hızlı ağrının, değil mi? İğne batması gibi hızlı ağrının lifleriydi. A delta liflerinden salınan transmitter glutamattır. B liflerine geldiğimiz zaman otonom sinir sistemindeki preganglionik lifler bu sınıftan. C'ye geldiğimizde de hem miyelinsiz hem ince, yavaş iletim yapan, künt, lokalize edilemeyen, yavaş ağrıyı taşıyan, yansıyan ağrıyı taşıyan lifler. Buradaki nörotransmitterde Substance P, değil mi? P maddesi. Otonom sinir sisteminin postganglionik lifleri C tipi liftedir. Saatlerimiz 13.42. Bir 12 dakika ara verelim. 43 oldu. 55'te tekrar görüşelim. Şimdi arkadaşlar otonom sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve uyku fizyolojisiyle devam edeceğiz. Şimdi otonom sinir sisteminde konuşmazdan önce reseptör kavramından bahsetmek lazım. Anerjik, kolinerjik reseptörler çünkü bu sistemin temel işleyiş mekanizmasının altında yatan faktörler. Adrenoreseptörlerden ilki alfa 1 reseptörler. Bunlar düz kasta yerleşik bronş düz kası hariç ve eksitatördirler. Norepinefrin ve epinefrine eşit derece duyarlı olup hangi yolak sistemini kullanıyorlar? İnositol trifosfat yolağını kullanıyorlar, değil mi? Alfa 1 reseptörler inositol trifosfat. B reseptörler neydi? Siklik AMP yolağını kullanıyordu. Alfa 2'ler presinaptik sinir uçlarında, trombositlerde, yağ hücrelerinde ve düz kasta yerleşik sıklıkla inhibitördürler. Siklik AMP yolağında GI tipinde proteinleri uyararak adenylan siklaz inhibisyonu yaparlar. Alfa 2 reseptörler. Gelelim beta reseptörlere. Beta 1 reseptörler kalpte yerleşik eksitasyon yaparlar. Epinefrin ve norepinefrine duyarlıdırlar. Yolu kullanıyorlar dedik. Siklik AMP yolu, değil mi? GS üzerinden adenylan siklaz aktivasyonu yapıyorlar. Beta 2'lere geldiğimiz zaman yine siklik AMP adenylan siklaz aktivasyonu. Damar düz kası, bronş düz kası ve giste yerleşiktirler. Bronş düz kasına dikkat edin lütfen. Bronş düz kası beta 2 reseptörler. Göğüs hastalıkları dahileciler aynı sıklıkla beta 2 agonistler aslında koahta hemen inhaler. Beta 2 reseptörler bronş düz kası eksistatördürler. Epinefrine duyarlılıkları daha fazladır. Ve gelelim kolinerjik reseptörleri nikotinik ve muskarnik reseptörler olarak iki kısımda inceleyeceğiz. Nikotinik reseptörler otonomik ganglionlarda ve nöromüsküler birleşkede yerleşik. Asetilkolin veya nikotinle aktive edilebilirler. Eksitördürler. Muskarnik reseptörler ise kalpte, damar düz kası hariç düz kasta ve bezlerde yerleşik. Asetilkolin veya muskarinle aktive olur. Kalpte inhibitör, düz kas ve bezlerde ise eksitatör etki gösterir. Buraya dikkat edin. Kalp, düz kas ve bezde eksitatör etki gösterir. Bu ne demek? Muskarnik reseptörü uyardığın zaman kalp hızı, kalp debisi, atım sayısında azalma görülürken düz kas ve bezlerde aktivite artışı görülür. Atropin, asetilkolinin muskarnik reseptörlerinin non-selektif blokörüdür. Ayırt etmeksizin M1, 2, 3, 4, 5 hepsini bloke eder. Etki mekanizmasına bakacak olursak kalpte dedik ki inhibitör etki yapar, değil mi? Adenylan siklaz inhibisyonu yoluyla yapar bunu. Potasyum kanallarının açılma hızını azaltarak kalp hızını azaltır. Sinoatrial nod üzerinde inhibitör etki. Düz kas ve bezlerde ise dedik eksitatör muskarnik reseptörler inositol trifosfat yolağını kullanır. İntraselüler kalsiyum artış yaparak düz kas ve bezlerde eksitatör etki yapar. Asetilkolin reseptörleri de tıpkı nikotinik, muskarinik, non-spesifikasyon kanalları, çizgili kas tipi, nöron tipi olan muskarinik reseptörler G proteinle kinetli olup bunlar serpentin reseptörü adını alıyorlar. Asetilkolin, nikotinik ve muskarinik reseptörler. Atropini unutmamak lazım. Non-selektif blokörü muskarinik reseptörlerin. Muskarinik reseptörler M1, M2, M3, M4, M5. M1 önemli, özellikle öğrenmede, beyin otonom ganglionda bulunuyor. Telenzepin, pirenzepin farmadan hatırlarsınız bunların selektif agonistleri. Otonom ganglionlarda, beyinde öğrenme üzerinde önemli. M2 kalp sinir dokusu üzerinde inhibitör etki yapan muskarinik reseptörler. M4 yine merkez sinir sisteminde inhibitör etkili olan. M3 kas ve damar endotelinde aktivatör etki yapan inositol trifosfat yolağını kullanır. Burada M1'in öğrenmedeki yerini, M2'nin özellikle kardiyak inhibitör etkisini hatırlayınız. Parasempatik sinir sistemine baktığımız zaman parasempatik postganglioner liflerinin yaptığı nöroenfektör sinapsta muskarinik kolinerjik reseptörler var. Bunlar membranı depolarize ederler. Reseptörler kalsiyum kanalını açan ya da G proteinini aktive eden reseptörler olabilir. Parasempatik stimülasyon eşittir rest and digest. Yani dinlen ve sindir. Rest and digest. Dinlen ve sindir. Nasıl? Biyolojik, basic, temel düşüneceğiz. Biz bir canlıyız. Hayatımızı sürdürmek, idame ettirmek ya da canlılığımızı devam ettirmek için ya yakalayıp avlayıp beslenmek zorundayız ya da tehlike altında hayatımızı kurtarmak zorundayız. Bu sistemin adı fight or flight, sempatik sinir sistemi. Tam tersi dinlen ve sindir. Hayatımızı idame ettirmek için şu an herhangi bir aciliyet yok. Tehdit, tehlike altında değiliz. Hayatımızı tehlikeye düşecek bir herhangi tehlike yok. Dinlen ve sindir. Karnımız tok, sırtımız pek. O zaman ne yapacağız? Karnım tok, sırtım pek. Rest and digest. Dinlen ve sindir. Benim gözümü dört açmama gerek var mı? Yok. Tehlikelerden ayık olmama, böyle alarm olmama gerek var mı? Yok. Pupiller ve siliyer kaslarda konstriksiyon yani miyozis, değil mi? Miyozis. Gözünü kıs. Önemli değil. Her şeyi dört görme. Bezler. Nazolakrimal bezlerde salgı artışı. Basite salgı artışı. Submandibular salgı artışı. Gastrik sekresyonlar salgı artışı. İleal sekresyonlar salgı artışı, pankreatik sekresyon salgı artışı. Yani sindir modundayım, tükürüğüm, bezim, böbreğim, bağırsağım çalışıyor. Kalbe geldiğimiz zaman koşma yok, kaçma yok, kovalama yok. O zaman kalp kasım gücünde azalma, atım sayısında azalma, AV iletide yavaşlama. Akciğerler, kaslarıma bol hava, bol oksijen göndermek zorunda mıyım? Hayır, çünkü koşmuyorum, çünkü kaçıyorum, kovalamıyorum. Bronşlarda konstriksiyon, az nefesle de hayatımı idame ettirebilirim, dinlenme modundayım. Kan damarlarında dilatasyon, kan akım hızında yavaşlama. Bağırsaklarda, lümende peristaltizm ve tonus artışı, sfinkterlerde gevşeme. Neden? Sindir modundayım. Mideden bağırsağa gönder, bağırsaktan kolona gönder, kolondan dışarıya defekasyona gönder. Tonusta artış, peristaltizmde artış, sfinkterlerin tonusunda azalma. Dikkat edin, sfinkterler düşeme açılsın ki bir sonraki pasaj segmente ilerleyebilsin. Safra yollarında kasılma. Burada dikkat edin. Bağırsaklar biraz lümende peristaltizm ve tonus artışı, sfinkterlerin tonusunda azalma. Çünkü sfinkter açılsın ki bir segmentten diğerine geçsin. Mideden bağırsağa geçsin. Bağırsaktan kolona geçsin. Kolondan anal kanala geçsin. Safra yolları kasılsın, safra boşalsın. Sindirimi tamamlayalım. Tam tersine baktığımız zaman sempatik sinir sistemi, alfa reseptörler, beta reseptörler, sempatik eşittir fight or flight. Ya hayatın için savaş, dövüş veya oradan sıvış, hayatını kurtarmaya bak. O zaman ne yapacağım? Gözümü dört açacağım. Tehlikenin farkında olacağım. Midriyazis, siliyer kaslarda gevşeme. Sonra lakrimal, parotis, submandibüler, gastrik, pankreatik bezlerde vazokonstriksiyon ve aktivitede azalma. Şu an sindirimin, tükürüğün sırası değil. Ter bezleri terleme, çok koşacağım, çok kovalayacağım. Apokrin bezlerde koyu kokulu salgı, bronşlarda dilatasyon, bayağı havaya ihtiyacım, oksijene ihtiyacım olacak. İyi solumam lazım. Bağırsaklar şu an zaten sırası değil. Lümen peristaltizm ve tonusunda azalma. Sfinkterlerde tonus artışı. Sfinkteri tut, kaçmasın. Bir sonraki segmentte kaçmasın. Hele ki hayatın için kovalarken ana sfinkterinden kaçmasını istemezsin, değil mi? Safra kesesinde, safra kanallarında gevşeme, karaciğerde glikoz serbestleşmesi ki bu glikozu kaslar için enerji kaynağı olarak kullanacağım. Bazal metabolizmada artış, mental aktivitede artış, kalbe geldiğimizde kalp atımızı artış, atım sayısında artış, atım gücünde artış, AV iletide hızlanma eşittir fight or flight. Ya savaş ya da oradan sıvış, uç, kaç. Temel özellikleri böyle. Adrenerjik reseptörlere bakacak olursak tek tek. Alfa 1'ler, deri ve splank damarlarda kontraksiyon, iskelet kası damarlarında kontraksiyon, erkek genital sistemde ejakülasyon. Buraya dikkat edin. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi temel özellikleri birbirine uyar, uymayan tek nokta ereksiyon ve ejakülasyondur. Ereksiyondan ilgili sorumlu kısım parasempatik sinir sistemidir. PS. Ejakülasyondan sorumlu kısım sempatik sinir sistemidir. Ereksiyon parasempatik, ejakülasyon sempatik, alfa 1'dir. Son TUS'ta da bu soruldu. Hep derslerimizde bunu söylerdik. Son TUS'ta soruldu. Ereksiyon parasempatik aktivite gerektirir. Ejakülasyon sempatik aktivite gerektirir. Alfa 1'dir ejakülasyon. Alfa 2'lere geldiğimiz zaman gastrointestinal düz kasta elbette gevşeme yapacak. Düz kaslarda gevşeme yapar giste. Trombositlerde agregasyon, yağ hücrelerinde lipolizin inhibisyonu, pankreastan insülin salınımının inhibisyonu, amaç kan glikoz seviyesini yükseltmek değil mi? Pankreastan insülin salınımının inhibisyonu alfa 2'ler. Betalara gelecek olursak beta 1 neydi? Pozitif inotrop, kronotrop, böbrek üzerinde de renin salınımı, renin anjiyotensin aldosteron sistemi daha sonra da konuşacağız. Beta 2'ler özellikle bronş dilatasyonuna dikkat etmek gerekir beta 2'lerde ve beta 4 yine miyokard ve sinoatrial nodül üzerinde pozitif inotropik ve pozitif kronotropik etkiler gösterecektir. Adrenerjik reseptörlerin temel etkilerinden bunları bilmemiz çok önemli. Sempatik nörotransmitter sıklıkla norepinefrin, ekrin ter bezlerinde bir tek istisnası var. Bunlar sempatik uyarıyı da kolinerjik yollarla alır. Ekrin ter bezleri asetil kolinerjik uyarı alırlar sempatik olarak. Buraya lütfen bir yıldız atın. Ekrin ter bezlerinin nörotransmitteri asetil kolindir sempatik olmasına rağmen. Bir de enterik sinir sistemi var. Sempatik ve parasempatik uyarılardan gelen ve bunların birbirleriyle kendi içerisinde yaptıkları nöroenerjik bir sistem. Ve şuraya bir yıldız atmanızı istiyorum. Madem sempatiyi, parasempatiyi konuştuk. Vücudumuzda sadece sempatik ve sadece parasempatik inervasyon olan yerler var ki bunlar sorulmaya adaydırlar. Sadece sempatik inervasyon olan yerler. 1. Adrenal medulla. Açın parantez, zaten sempatik bir ganglion kendisi. 2. Derinin ter bezi. 3. Derinin piloerektör kası. 4. Karaciğer. Aman dikkat, bakın karaciğer. 5. İskelet kaslar. Bu 5'i oldukça önemli. Özellikle de buradan İskelet kası ve karaciğere dikkat. Adrenal medulla, derinin ter bezi, derinin piloerektör kası, karaciğer ve iskelet kasında sadece sempatik inervasyon bulunur. Bronşiyal ve lakrimal bezlerde de sadece parasempatik inervasyon bulunur. O yüzden dikkat ederseniz bronşiyal bez, beta agonist, o kavramı o yüzden vurguluyorum. Beta 2 agonist bronş düz kasında, bronş bezinde ise sadece parasempatik inervasyon var. Buraya lütfen dikkat. Bunu da konuştuktan sonra devam ediyoruz merkez sinir sistemiyle. Ağrıya az önce kısa bir giriş yapmıştık. Hızlı ve yavaş ağrı diye. Hızlı ağrıyı A lifleri, yavaş ağrıyı C lifleri iletir dedik. İğne batması şeklinde olan A deltaydı. C lifleri miyelinsiz ince, ileti hızı yavaştı. Tamam. Mekanik, termal ya da kimyasal sebeplerle oluşabilir. Bradykinin, serotonin, histamin, potasyum iyonları, asetilkolin bunlar doğrudan kimyasal ağrı oluşturabilirler. Prostaglandinler ve substans P ise ağrı duyarlılığını artırırlar ki substans P C lifleriyle olan künt ağrının iletiminde rol oynayan nörotransmitterdir. Substans P. A delta liflerinden gelen hızlı ağrının ise glutamat. Ağrının kesilmesi durumu analjezi, özellikle enkefalinler, endojen analjezikler ve serotonin analjeziden sorumlu. Bunlar opiomelanokortin ailesi, POMC olarak adlandırılan opiomelanokortin ailesinin yakın ürünleri olan opioid ürünler. Ne var bunların içerisinde? Metenkefalin var, enkefalin var, beta endorfin var, dinorfin var. Bunları engelleyebilirler endojen olarak. Periferik dokunma reseptörlerinden A-beta tipi liflerle lateral inhibisyon yoluyla ağrı engellenebilir. Burada boz kavramını konuşmadık. Boz kavramı serebral fillerler ile beyin omurilik sıvısı arasındaki bariyer. Değil mi? Bir sıvı ventikülleri ve subaraknoidi doldurur. Lateral ventiküller, 3. ventikül, 4. ventikül, serebral kapillerler, endotel hücreleri ve koroid plexus epitelinden oluşuyordu zaten özelleşmiş ependim hücreleri. Nasıl oluyor bunlar? Salınıyor, ventiküllerden akıyor, tekrar venöz sinüsler yoluyla venöz dolaşıma aktarılıyor. Bu hali baktığınız zaman içerik olarak venöz kana benzer. Ancak bazı farklılıkları var BOS'un. Bunlardan hangileri önemli? Sodyum, klor ve bikarbonat yönünden BOS ile kan birbirine eşittir. Çünkü neden? Kanda ekstraselüler sıvıda dedik ya, sodyumla klor asıl iyonlardır demiştik. Bu yönden etki değişmez özellik. Sodyum ve klor BOS'ta da kanda da birbirine eşittir. Bikarbonat da pH'ın asıl belirleyicisi olduğuna göre ve segmentler kompartmanlar arasında biz aman aman öyle pH oynamaları tolere edemeyeceğimiz için sodyum, klor ve bikarbonat açısından BOS ve kan birbirine eşittir. Farklılıklar nerede? BOS değeri kanda yüksek olanlar magnezyum ve kreatinin, ama esas önemli olan şurası, BOS değeri kandan düşük olanlar. Potasyum, kalsiyum, glikoz, kolesterol, protein. Özellikle de bakın şu üçüne dikkat edin. Bunlar akılda zaten unutulmaz. Glikoz, kolesterol, protein. Biri şeker, biri yağ, biri protein. Glikoz, kolesterol ve protein BOS'ta düşüktür. Hangisini kaçırmayalım? Potasyum ile kalsiyum kaçırmayalım. Sodyum, klor, bikarbonat cepte. Zaten sodyum, klor ekstraselüler sıvının patronları, onlara dokunmuyoruz. Bikarbonat da pH nasıl belirleyeni, ona da dokunmadık. BOS'ta hangisi düşük? Yağ, şeker, protein. Glikoz, kolesterol, protein bunlar da cepte. Potasyum ile kalsiyuma dikkat. Potasyum ve kalsiyum BOS değeri kan değerinden daha düşüktür. Bazal ganglionlar daha çok anatomiyle ilgili durumda yine de bahsetmek gerekir. Nucleus caudatus putamen, globus pallidus, nucleus subsalamicus ve substantia nigra'dan oluşan beşli yapı bazal ganglionlar. Bunları anatomik olarak bazen birleştirilebiliyor. İşte nucleus caudatus ve putamen'e beraber striatum deniyor ki striatum bazal ganglionların girişidir. Substantia nigra ve globus pallidus da çıkışıdır. Motor merkezlerin fonksiyonlarına yardımcı oluyor. Bu iyi bir kesit değil ama daha güzel kesitler var. Mickey fare gibi görülen kesit. Oraya yıldız atmanızı isterim. Fizyolojide zor olmakla beraber anatomide şekil sorusu gelir. Kulağı gösterir, burayı gösterir. Bu yapı hangisidir? Striatumun girişi neresidir? Bazal ganglionlardan işte şudur. Şekil üzerinde soru gelir. Lütfen yıldız atın. Nucleus caudatus, putamen, globus pallidus, nucleus subtalamicus ve substantia nigra. Bunların lezyonları önem arz edebilir. Nucleus subtalamicus lezyonunda balismus veya hemibalismus. İrade dışı, patlayıcı, vahşi kasılmalar. Corpus striatum lezyonunda atetos. Denge sorunu ile ilgili. Substantia nigra lezyonlarında Parkinsonizm, dopamin eksikliğine bağlı. Ne var? Rigidite var, hipokinezi var, istirahat tremoru var, fleksiyon postürü var. Postürel dengeyi korumada yeteneksizlik globus pallidus lezyonunda olur. Subtalamik nükleus lezyonunda karşı tarafta inhibisyon, hemibalismus. Striatum lezyonunda yine atetos, hızlı devamlı kontrol edilemeyen hareketler görülebilir. Substantia nigra lezyonlarında Parkinson hastalığı ve gelelim ekstra piramidal sisteme. Beynin kortikal merkezlerinin emri altında irade dışı hareketler oluşturabilen sistem. Ekstra piramidal. Beyzanda yardımcı motor sistemidir. Lezyonları ağır spastisiteye neden olabilir. Uyku, uyanıklık, bilinç kavramı işte burada. Uyanıklığı sağlayan şey ascendant reticular activating system. Baş harfleri ARS. Ascendant reticular aktive edici sistem normal şartlarda diurnal ritme bağlı olarak çalışan kendi günlük, yani diurnal ritim dediğim gün ışığının göze girme süresiyle, saatiyle alakalı günlük diurnal ritmi olan bir sistem. Bu sistem kendini blokladığında uyku haline geçiyor vücut. Uyku haline geçtiğinde evvela şey olması lazım. Ne olması lazım? Bir, göze giren ışınların miktarının azalması lazım. Yani akşam, gece olacak. Göze giren ışık ışınları azaldığında neresi uyarılıyor? Epifiz bezi değil mi? Corpus pineale. Epifiz bezinden ne salınıyor? Melatonin. Melatonin salındığında artan melatonin seviyesi asenan retiküler aktive edici sistemin etkinliğini bloklayıp sistemi uyku moduna geçiriyor. Uykuya daldığımızda iki çeşit uyku uyuyoruz. Biri non-REM, diğeri REM. Tersten gitmek lazım aslında ama isimlendirme böyle olmuş. REM, rapid eye movement, hızlı seri göz hareketlerinin baş harfi. Bu evrede gözde hızlı seri hareketler olduğu için bu ad adı verilmiş. Non-REM'de REM olmayan uyku. Yavaş dalga uykusu, diğer adıyla derin uyku. Burada sorumlu kısım Raphe nükleosu ve locus coeruleus. REM uykusundan locus coeruleus, non-REM uykusundan Raphe nükleosu sorumlu. Esas şey de serotonin. Nörotransmitterimizde serotonin, tamam mı? Nükleus Raphe yavaş dalga yani non-REM uykusundan sorumlu. Esas nörotransmitter serotonin. REM uykusundan pons ve retiküler formasyondaki locus coeruleus sorumlu. Nasıl oluyor? Uykuda bilincimiz açık değil. Yeterli uyaranlar bilinç yerine geliyor. Beyin aktiviteleri azalmış olmakla beraber devam ediyor. Bazal metabolizma hızı, vücut sıcaklığı, kas tonusu azalıyor. Bazen tamamen yok oluyor. Bunlar gerçekleşiyor. İlkin uyuduk. Uykuya dalar dalmaz. Uyuduğumuz ilk uyku non-REM uyku. Non-REM ile başlarsın. Non-REM uykunun da non-REM 1-2-3 olarak hafif, orta, derin, yavaş dalga uykusu ya bu. Hafif, orta, derin, bölünmeden devam ederse gitgide derinleşir. Non-REM 1-2-3'ü uyuduktan sonra üstüne bir tane REM uykusu uyuruz. REM uykusunda gözlerimiz hızlı seri hareket eder. Beyin aktivitesi uyanıkmış gibi fazladır. 3 non-REM yavaş, hafif, orta, derin ve üzerine bir REM uyuduğumuzda bir uyku döngüsü tamamlanmış olur. Bu döngü yaklaşık 90 dakika sürer. 90 dakikanın sonunda süreç kendini tekrar başa alır. Non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, REM. Bir döngü 90 dakika. Başa aldı. Non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, REM. İkinci döngü bitti. Bir 90 dakikada, 180 dakika. Sabaha kadar böyle uyuruz. İlerledikçe, gece boyunca uyumaya devam ettikçe non-REM ağırlığı azalmaya başlar. REM daha fazla yer teşkil etmeye başlar. REM uykusu aktif rüyaların görüldüğü uykudur. Kişi zor uyandırılır. Kas tonusu düşüktür ancak zihin aktiftir. Yaşla birlikte hem uyku ihtiyacı hem uykunun içerisindeki non-REM oranı azalır değerli arkadaşlar. Peki o esnada zihinsel aktivitemizi neyle ölçüyoruz? EEG ile ölçüyoruz. Beynin elektriksel aktivitesinin kaydedildiği, dokümante edildiği test değil mi? Buradaki kaynak korteksteki piramidal hücreler. Bizim multipolar nöronlarımız var ya, piramidal hücreler. Burada dalgaların iki kavramından bahsetmek gerekir. Bir, amplitüt. İki, frekans. Amplitüt dediğim şey büyüklüğüdür. Şimdi bir tane birim zamanda, birim zamanın ne olsun? Örnek veriyorum, saniye olsun. Tamam, bir saniye. Şunu bir zaman çizelgesi olarak düşünün. Şurası bir saniyelik bir aralık olsun. Bu çizdiğim yer bir saniye. Yatay düzlemde zaman, düşey düzlemde de büyüklük, voltajdan bahsedeceğim. Şurası bir saniye. Şurası da düşey düzlem olsun. Burası da milivolt cinsinden değer olsun. Frekans dediğim sayı, birim, kavram, birim zamanda yapılan, kaydedilen aktivite sayısıdır. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane dalga yaptımsa bir saniyede, bu dalganın saniyedeki frekansı 10 Hz. Amplitüt ise bu dalganın büyüklüğüdür. Şurası mesela 1 milivolt olsun. Şu dalganın boyu 2 milivolt. Tamam mı? 2 milivolt. Daha büyüğü 3, 4, 5, 10 neyse. İşte burada EEG'de önemli iki tane özellik var. Frekans ve amplitüt. Beyin aktivitesi frekansla doğru orantılı, amplitütle ters orantılıdır. Ne demek? Ne kadar aktif çalışıyorsa dalga boyu o kadar küçük ancak frekans o kadar büyüktür. Yani sıktır. Aktivite ne kadar az ise zihinsel aktivite, amplitüt büyük, frekans küçüktür. O zaman buradan baktığımızda alfa, beta, teta, delta. En aktif beyin formu hangisi? Beta. Neden? Boyu en küçük, sıklığı en fazla. Sonra alfa. Bakın boyu biraz büyüdü, sıklığı biraz azaldı. Sonra teta, boyu biraz daha büyüdü, sıklığı daha da azaldı. Sonra delta, boyu en büyük, Ama frekansı kaç bakın saniyede? 3. O zaman gelin en aktiften en dinlenme haline doğru beta, alfa, teta, delta diye beyin EEG dalgalarını konuşalım. Beta ile başlayacağız. En aktif olan beyin dalgası. Frekans 14-80 Hz. Saniyede 14 ila 80 tane salınım yapıyor. Dikkat. Amplitütü 10 ila 20 mikrovolt. Frontal ve parietal bölgede görülüyor. Ne dedik? En aktif hali. Dikkat odaklanması. Zihinsel iş. Duysal informasyon işlenmesi ve buraya dikkat. Uykunun REM evresi. Buraya dikkat. Uykunun REM evresinde beta dalgaları görülür. Uyanıkken oluşur, beynin aktif olduğunu gösterir. Beta dalgaları erişkinde, gözler kapalı dinleme durumunda da görülebilir. Ama biz esasen ne bileceğiz? Aktif, dikkat, zihinsel odaklanma, duysal informasyon işlenmesi ve REM. Gelelim alfaya. Alfa bir tık aşağı düştük. Frekansımız biraz düştü. Amplitüdümüz biraz arttı. Sakin uyanıklık. Sakin uyanıklık. Alfadan ya beta'ya çıkarız, zihinsel etkinlik başlarsa, uykuya dalarsak teta'ya düşeriz değil mi? O zaman derin uyku ya da zihinsel etkinlik başlarsa alfa dalgaları sona erer. İstirahattaki bir kişi aniden gözlerini açarsa duysal informasyon işleneceği için ne olacak? Alfa blok gerçekleşecek, beta'ya geçecek. Buna işte alfa blok deniyor. Gelelim teta'ya. Bakın frekans daha da düştü. Saniyede 4-7'ye düştü. Nerede? Derin uykuda. Uykunun non-REM ikinci, üçüncü bağı derin, ağır uykuda. Delta'ya geldiğimizde ise frekans 3,5'tan az. Nerede? Anestezi, stupor, organik beyin hasarında. Burada artık zihinsel aktivite neredeyse yok düzeyinde, çok az. Bunu genelde patoloji kabul etmek gerekir. Genel anestezi stuporda görülür. Organik beyin hastalıklarında ortaya çıkar delta dalgaları. Uyku ve EEG'de genel hatlarıyla böyle. Duyu fizyolojisinden işitme ile devam edeceğiz. İşitme deyince evvela kulağın hafif anatomi ve histolojisinden bahsetmemiz gerekir. Dış kulak, orta kulak, iç kulak olarak 3 bölüm biliyorsunuz. Dış kulakta ne var? Kulak kepçesi, auricula ve meatus acousticus externus. Auricula biliyorsunuz elastik kıkırdak. Meatus acousticus externus da çok katlı yassı epitelle döşeli bir kanal. Auricula sesin kaynağının tespiti açısından önemli. Auriculadan sesler geldi. Orta kulakta ne var? Membrana timpani var değil mi? Membrana timpani sırasıyla malleus, incus, stapesi titreştirir. Burada amplifiye olur ses kaldıraç prensibiyle. Katkıda bulunan en önemli şey bazis stapetisinin oturduğu oval pencerenin yüzey alanı ile membrana timpaninin yüzey alanı arasındaki 17 kat farktır. Böylelikle ses 17 kat amplifiye edilmiş olur. Kemikçiklerin katkısıyla da 20 kat amplifiye edilir. Tuba auditiva burada farenksle orta kulakta iki taraftaki basıncı eşitler. Bunu musculus tensor timpani ve musculus stapedius'un onu çekiştirmesi yoluyla yaparlar. Tuba auditiva'yı açarak basıncı sağlarlar. Özellikle tensor timpaniye dikkat. Bakın. Timpan membran, malleus, incus, stapes, bazis, stapedis, stapes tabanı gelir. Oval pencereye oturur. Ses amplifiye olur. Daha sonra burada kohleada işitme sinirleri, işitme olayları, onları birazdan konuşacağız. Vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olur işitme. Bazis stapedis oval pencere üzerine oturmuştur. İleri geri hareket ederek buradaki sıvıyı titreştirir. Kohlear sıvı ileri geri hareket ettiğinde silier limbuslar bunları aksiyon potansiyellerine çevirir. Korti organı üzerinden işitme sinirine gönderilerek anlamlandırılır. Tensor timpani malleus'un sapını sürekli çekerek böylelikle basıncı eşitler. Şimdi kohlear kesitte burası 3 yıldızlı bir yer. Kohlear kesitte, burası iç kulak artık. İç kulaktaki kohlear kesite bakıyoruz. Kohlear kesitte 2 tane membran, 3 tane de skala yani kompartman var. Skala vestibuli, skala media ve skala timpani. Ne önemli? 1. Skala vestibuli, skala media ve skala timpani birbirinden ne ayırır? Bunlar önemli. Skala vestibülü ile skala medyayı birbirinden Reissner membranı ayırır. Bu bir. Skala medya ile skala timpaniyi de baziler membranı ayırır. Bu iki. İkinci önemli bilgi. Corti organı ki kendisi işitme reseptörüdür. Baziler membran üzerine oturmuştur. Üçüncü önemli bilgi. Corti organı membrana tektoria örter. Membrana tektoria membran yapısındadır ancak hücre içermez, değil mi? Bu da bir diğer önemli bilgi. Tektorial membran. Dördüncü önemli bilgi. Skala vestibüle skala timpani perilenfa ile doludur. Perilenfa sodyumdan zengindir. Skala medya endolenfle doludur. Endolenf de potasyumdan zengindir. Endolenf buradaki stria vascularis'ten salınır. Bir diğer önemli bilgi. Onun dışında bakıyorum bu yapılarla ilgili bu söylediğim şeyleri mutlaka ama mutlaka bilmeniz gerekiyor. Buraya çok dikkat. Daha sonra skala vestibülü ile skala timpani kohla boyunca uzanıp ileride helikotrema adı verilen bölgede birleşerek devam ederken skala medya kör nokta halinde kapalı uç şeklinde sonlanır. Bakın bazı stapedis bu aslında boru gibi açılmış. Normalde kıvrımlı. Bunu böyle kıvrım olduğunu düşünün. Kohla. Bazı stapedis burada sıvıyı titreştirdikçe korti organı işitme şeklinde devam edecek. Skala medyada endolenf var dedik. Potasyumdan zengin. Skala vestibuli ile timpani ileride helikotremada birleşecek. Perilenfa sodyumdan zengin sıvı. Endolenf nereden salınıyor? Stria vaskülaristen salınıyor. Korti organın üzerinde de membrana tektoria örtüyor. O şekil baştan aşağı bütün bilgileriyle önemli değerli arkadaşlar. İç kulağa geldiğimizde işte kohleanın kestiğini az önce gördünüz. Kemik labirent ve zar labirent. Zar labirent kemik labirentin içinde potasyumdan zengin endolenf var. Yani bizim skala medyamız, değil mi? Kohlea, ductus cochlearis, skala vestibülü, skala timpani, ductus cochlearis dediğimiz skala medyanın diğer adı. Skala vestibülü ile medya arasında Reissner membran var. Medya ile skala arasında baziler membran var. Üzerinde korti organı oturuyor. Onun üzerinde de tektorial membran örtüyor. Nasıl oluyor peki? Korti organı. Şimdi bazı stapedis geldi, vurdu. Ses yalıtıldı, 20 kat amplifiye edildi. Stapes oturdu, titreştirdiğinde o titreşim korti organını yukarıya doğru salar, siller limbustan uzaklaşır, depolarizasyon olur. Depolarizasyon olduğunda potasyum kanalı açılır, hücreye potasyum akar, korti organı aşağıya doğru titreşirse de siller limbusa yaklaşır, hiperpolarizasyon olur. Bu durumda da potasyum kanalları kapanarak bizim tüylü hücrelerimiz hiperpolarize olur. İşitmenin temel fizyolojisi böyledir. Depolarizasyonda hücreye kalsiyum girerek sinaptik salınımla aferent lifler uyarılır. Daha sonra işitme merkezlerine ileti gönderilir. Tek işitme sinir lifi tek bir tüylü hücreyi inerve eder. Tüylü hücreleri de iç tüylü hücre ve dış tüylü hücre olarak ayırıyoruz. Yüksek frekanslı sesler, buraya dikkat edin lütfen. Yüksek frekanslı sesler baziler membranın bazalini, düşük frekanslı sesler baziler membranın apeksini titreştirir. Yüksek frekanslı ses dediğimiz ince sesler, tamam mı? İnce sesler baziler membranın tabanını, kalın sesler, düşük frekanslı sesler baziler membranın apeksini titreştirir. Ters gibi düşünün. Yüksek frekans alt taraf, düşük frekans üst tarafı titreştirir. Bu çıkmış soru. Yıllardır burada dururdu bu not. Gerçekten de soruldu. Yüksek frekanslı sesler baziler membranın bazalini, düşük frekans sesler apeksini titreştirir. Bu sesin inceliği ve kalınlığıyla alakalı. Peki şiddeti uyarılan lif sayısıyla alakalıdır. Membranın ne kadarını uyardığıyla alakalıdır. Tamam mı? Daha geniş kısım uyarılırsa da sinir lifinde deşarj olan lif sayısı artacağı için şiddet algılanmış olur. Şiddeti algılamada en iyi fiziksel, fizyolojik yol kemikçikler yoluyladır. Bunun dışında kafa kemikleri ve orta kulaktaki havayla da iletim olur. Bizim kendi sesimizi farklı algılayışımızın sebebi zaten hava ve kafa kemiklerinin eklediği katkıdır. Sadece kemikçikler ile dış sesleri duyarız. Kendi sesimizi kayıttan farklı işitmemizin sebebi budur. İşitme ile ilgili bakalım konuşacağımız başka neler var. Bunlar. Gelelim dengeye. Dengedeki kısımda da semisirkünal kanallar utriculus ve sacculus var. Semisirküler kanallar başın her iki yanında her üç boyut düzlemine yerleşik birbirine dik açıyla konum yapmış. Yani sagittal, koronal ve transvers düzlemde 3 tane semisirküler kanal var. Semisirküler kanallar, burada membranöz kanallar bunlar. Kemiksi kanalların içerisinde yine perilenfa içinde asılı halde. Reseptör bir yapı olan crista ampullaris, ampulla bölgesinde yerleşik. Bunların üzerinde örtülü tüy hücreler ve tüy hücrenin üzerine kapatan jelatimsi kupula adı verilen bir yapı var. Tüy hücrelerin uzantıları kupulaya gömülü, tabanları ise tüy hücrelerinin tabanları 8. kafa çiftinin vestibüler parçasının aferentifleriyle temas halinde. Buradaki mekanizma da fiziksel olarak işitmeye benzer. Semisirküler kanallar başın her 3 eksendeki hareketlerini o jelatinimsi tabakayla, tamam mı? Jelatinimsi tabakayla tüy hücrelerine iletmek üzerine farklanmıştır. 3 tane baş hareketi göstereyim size. Bakın birinci hareket bu. İkinci hareket bu. Üçüncü hareket de şu. 3 eksen, 3 tane hareket, 3'er tane iki taraflı birbirine 90 dereceyle konumlanmış semisirküler kanal. Semisirküler kanalın ampuller kısmında tüy hücreleri tabanları gömülü, tabanları 8. kafa çiftinin vestibüler parçası ile ilişkili halinde, uçları da jelatinimsi bölge. Ben başımı öne arkaya hareket ettirdiğimde ilgili semisirküler kanalın jelatinimsi bölgesi eylemsizlik prensibi gereği arkaya yaslıyor. Ben öne hareket ettiğimde jel arkaya yaslanıyor. Jel arkaya yasladığında tüy hücresini arkaya büküyor. Arkaya bükülme orada aksiyon potansiyelini başlatan hadise oluyor. Aksiyon potansiyeli başladığında da vestibüler sinir vasıtasıyla denge kısımlarına gidiyor. Utriculus ve sacculus'ta da mekanizma aynı. Buradaki de ivmelenme. Lineer, çünkü semisirküler kanallarda açısal ivmelenme. Bakın başta açısal hareket var. Ama gitme gelme hareketine baktığımız zaman utriculus ve sacculus. Yatay düzlemde utriculus, asansör gibi düşey düzlemde de sacculus görev yapacak. Burada ne var? Burada da otolitik organ var. Üzerlerinde otolit tabakası var. Kalsiyum karbonat kristallerinden oluşmuş bir zar var. Tüy hücrelerin uzantıları burada da zara gömülü. Bunlar da yine her tüy hücresinde, bakın bir tane tüy hücresinde şekilde gördüğünüz gibi pembe sarı sapla gösterilmiş tüy hücresinin her birinin ucunda 50 ila 70 tane stereocilium, bir tane de kinocilium var. Otolitik membranla örtülü. Burada da öne arkaya, mesela aracın kalkış hali. Uçağın kalkışı, ani fren. Yine eylemsizlik prensibi, yine hareketin zıt yönüne doğru bükülme, bükülmeden kaynaklanan elektriksel deşarj, deşarjın anlamlanması ve ona göre vücut postürünün, dengenin, ilgili baş hareketlerinin, göz koordinasyonunun sağlanmasının organize edildiği sistem. Utriculus yatay düzlemde, sacculus da düşey düzlemdeki denge sağlanmasından sorumlu kısım. Vestibüler sistem başın pozisyonu ve hareketlerini algılayarak bu hareketler sırasında göz hareketlerini organize edip postürün korunması, oluşturulmasında subkortikal düzeyde. Semisirküler kanal, utriculus, sacculus. Semisirküler kanallar dedik, anterior, posterior ve lateral başın 3 ana eksendeki açısal hareketlenmeleri. Semisirküler kanallar böyle. Utriculus, sacculus ise başın çizgisel hareketlenmeleri kısmı. Bakın semisirküler kanallar bilateral yerleşik, horizontal düzlemde, anterior posterior kanallar vertikal ve sagittal düzlemde, endolymph ile dolu silyal reseptör hücrelerini içeriyor. Silyalar kupula membran içerisinde yönelmiş ampullalar